Evet, selamlar arkadaşlar. Uçan Doktor ben. Conqueror's Blade maceramız kaldığı yerden devam ediyor. Yepyeni bir sezonla arkadaşlar. Sezon 21 geldi. Hep beraber bir ilk bakış videosu çekelim dedik. Bakalım. Şimdi ilk oyun başlar başlamaz bize iki tane seçenek sundu. Ya Ostaria'da ya da Ungaria'da doğacağız. Ostaria artık muhtemelen böyle karlarla kaplı olabilir. Yani haritada yürümek zor olabilir diye. Ungaria'da Turul'da bir doğalım bakalım ne gibi yenilikler olacak arkadaşlar, neler var. Merak ettiğimiz bir sürü şey var. Örneğin her sezon ilk baktığım şeylerden biri teknoloji ağacında bir şey yapılmış mı? Yapılmamış mı? Genelde hiçbir şey yapılmamış oluyor. Hala aynı çünkü. O yüzden merak edilen şeyler var, yeni ünitler var. Arayüzümüzde şöyle bir bakalım. Çok bir değişiklik yok gibi haritada. Şöyle map galiba Anadolu burası, açık değil, içinde bölgesi falan açık değil, yani Fatih Şerif falan buralarda kapalı gördüğünüz gibi. Zaten Yavungari'ye Yostari'ye ikisi açıktı, Turul'da doğmuştuk. Ekstra bir ana haritamızda bir değişiklik yok gibi duruyor. Onun haricinde şehrin içine bir girelim, şöyle üst taraftaki şeylere bir bakalım. F5'te başlayalım abi. Evet, sezon 21 Aslan Alevi sezonu arkadaşlar. Hadi bir bakalım. Tabii biz daha önceden savaş biletini erkenden almıştık arkadaşlar. O yüzden savaş biletimiz açık geldi. Ve böylece şu kostümü de almış olduk. Biraz kovboy imajı veriyor. Farklı bir kostüm tasarımı olmuş. Şöyle bir savaş biletine bir bakalım. Ekstradan var mı? Gözümüze çarpacak, dikkat çeken bir şey. 50'de bir tane bilim sistemimiz varmış. 65'te kahraman taslağı veriyor. 70'te Ab sistemimiz artı destan sağır. 80'de irfan veriyor. Destan sağır silah seçim kutusu da veriyormuş. 85'te saf irfan. 90'da bir tane daha veriyor bir taslak. Ve %4'de gece yarısı aslan diye bir farklı bir kostümümüz var. Bu da güzel bir kostümmüş. Genelde kostümlerin kafa yapısını sevmiyorum ya. Bunu da sevmedim. Farklı bir detaylar var. Genelde zaten kostümleri sadece benim kullandığım hassas kostümü, Robin Hood kostümü olsun. Onda kafalı kullanıyorum. Geri kalanlarda kafalı kullanmıyorum. Onun haricinde evet, yine aynı şekilde devam etmişler. 300'e kadar gidiyor. Haftalık iddialarımız yine her zamanki gibi 10 hafta ve farklı iddialar var. Bunlara gerek yok. Sezon iddialarına da baktık arkadaşlar. Şöyle bir şey. Aslan Alevi. 3 yıldızlı mavi ünit gelmiş arkadaşlar. Ellerinde gördüğünüz gibi maske tüfekler var. İzleyelim. Yardımcım çıktı. Üçgen dizilim, atlardaki en sevdiğim dizilim, bunlar da varmış. Güzel, en azından. Arkadaşlar maskıt ateşliyor. İki skili de yakından ellerindeki diğer ellerindeki kılıçları savuruyor. Yani 3 yıldızda oldukları için aşırı güçlü olacaklarını düşünmüyorum açıkçası. Ama açalım. Birazdan bakarız. Bir önceki sezon çünkü şeyler vardı. Kağıtlar almıştık. Direkt açamayacağız herhalde oyuncu da. Diğerine bakalım arkadaşlar. Oyuncu şeyini daha yayınlamamışlar. Domuz tüyleri diye 4,5 yıldızlı bir maskot. Biraz diktikleri şey yeniçeriye andırıyor ama silahları da bildiğin arkeolojiler işte.
indi oyun. Okey, hemen kur abi tekrar. Sende. Tıkladım. Onun haricinde şöyle ses ayarlayayım arkadaşlar. Ses gerçekten. Şöyle. Tüm ayarlar silindi. Bir şeyler değişmiş mi? Şu ana kadar çok bir değişiklik göremedim abi. Ünitlere bakıyorum. Daha çok da aslında ayrıntılı bakamadık. Türkçe mi? Glory. Follow the Northern Lions gaze. Türkçe. Seslendirmeler İngilizce ama oyun Türkçe'de. We are the ones who changed the rules of warfare. Bu ünitimiz var. Ben bunu izledim arkadaşlar. Şu diktikleri şeyi bırakıp kaçabiliyorlar. Diktikleri şey böyle bir barikat gibi bir şey bırakıyor. Güzel bir ünit. Tabii onların da süresi var. Sonrasında kayboluyorlar ve 5 yıldızlı akran aslan kütlesi ekibi diye gördüğünüz gibi bu şeyleri gülle atacaklar. Ağır silahlı birim arkadaşlar. Çok güçlü olacak muhtemelen bunlar. Ama şöyle bir işte şey olacak bunların. Gören buna rushlayacak arkadaşlar. Buna rushlar. Güzel yere konumlandırıp oynamak gerekecek muhtemelen. Bazı haritalar için bence çok çok verimli, güzel savunulabilir gibi geliyor. Bunlara karşı muhtemelen baya baya artileri kurmak gerekecek. Bunları dağıtmak için. Artilerinin önemi olacak bu ünitlerden sonra. Gerçi zaten önemi vardı ama şehir savaşlarında vesaire açık alanlarda iş yapmaz da. Kuşatmalarda yerine göre efsane işler yapabilir. Harekatlar, bunlara çok bakmayacağım arkadaşlar. Sadece şey neresiymiş? Fatih şehri herhalde. Okey, aynı. Ana bölge Hudut Diyarı arkadaşlar. End Capital Fatih şehriymiş. Onu görmüş olduk. Ekstra bir şey burada yok. Sezon ürünleri yine bu ürün mantığı geldikten sonra aynı şekilde devam ediyor. Sezon leveline göre 50'de hepsi açılıyor. Tabi tek tek hepsine bakamayacağım arkadaşlar. Belki işte Asas'ta farklı ürün gelmiştir. Yeni ürünler falan. Şimdi ayrıntılı hepsine tek tek bakmak çok mantıklı değil. Ama rün mantığı hala var, korunmuş. Sezon mağazasına gelelim. Oo, bu maskot güzel. Evet, bu maskotun böyle ahşap detayları falan hoşuma gitti. Vay, çift bıçak. Yani bizim kendi bıçağımız sanki daha iyi gibi ama tabi bunlar da güzel. Yani mavul evet güzel ama şu detayı sevmedim üstündeki. Evet, farklı gördüğünüz gibi süslemeler var. Bunlar önceki sezonların herhalde zaten. Evet, benim sanki şeyim daha iyi ya, ikinci sezonun. Çift bıçak süslemesi. Evet, güzel süslemelerimiz var tabii ki ama şu an için toz gümüş var. Ekstradan yok. Bunlar standart şeyler arkadaşlar. Sezon mağazasında da standart şeylerimiz var. Bu ara yüzde değişmemiş açıkçası. Şimdi geldik ikinci şeyimiz G'ye bir bakalım. Burada da ekstra bir değişiklik yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi anahtarla altın anahtar vesaire süslemeler var. C'ye girelim. C'de yine çok bir değişiklik yok. Savaş paketleri bu bedava sürekli verdiği aynı şekilde devam ediyor. Battle Pass. Savaş bileti hediye zaten vardı. Başka bir oyuncuya buradan alıp hediye edebiliyorsunuz. Burada farklı süslemeler. Süslemelere çok girmeyeceğim arkadaşlar. P'ye bir girelim. C'ye yaptık. Evet, P'ye. Karakter bunlar aynı şekilde devam ediyor. Arayüz. Yok. Beceriler. Yeni bir klas yok arkadaşlar. Aynen. Yeni klas yok. Yeni ünit. Birim ağacı da yeni ünit açılmış mı? Şöyle bir bakalım.
Sarunit burada yok. Vasalların sonrasında bir şey gelmemiş. Burada bir şey yok. Atlarda yeni gelenler yok. Yeni ünit gözüme çarpmadı arkadaşlar. Prim ağacımız aynı şekilde kalmış. Bu yardımcı yaparıl asker mantığı hala devam ediyor. Burada bunlarda da yeni bir birim yok. Paralı askerlerde bu satın alınabilen askerlerde de yeni bir tane göremedim. Evet, teknoloji ağacında ve yine bir şey yok arkadaşlar, gelmemiş. Hala Teknoloji aynı. ağacı hakikaten yok mu ya? Yok ya, yine gelmemiş abi. Araştırma yok. Burası böyle herhalde 2 sezondan beri böyle duruyor. Buralarda neler çıkacak acaba diye umutlanıp her sezon 20 sezondur bakıyoruz ama burada da bir şey gelmemiş. Bu puanlar da boşa gidiyor. Artık bir işe yarar mı? İleriki sezonlarda bakacağız. Tabi sezon başı olduğu için sadece mavi ünitler kullanıyor bildiğiniz gibi arkadaşlar. Öyle ekstra bir şey burada da gözüme çarpan yok. Evet. Buraya baktık. X'e bakalım. X burası yine aynı çelik tarlası diye bir şey gelmiş. Farklı doktrinler olabilir tabii ki. Bunları oynadıkça. Bunun ünlem mi yanıyor şu atlarda? Ne yanıyor çözemedim. Şey aldık ya, açabiliyorsun direkt. Açtı. Ünite açabildiğini gösteriyor. Etkinlikten bir Direkt. önceki sezon etkinlikten şey aldık ya, kağıt aldıydık ya, onu diyor Hadi muhtemelen. ya. Evet, bunun için kağıt aldık biz. Bu ünitin kağıdını aldık. Bir sayfayı Sonra açtık. evet, bir sayfaya direkt geçebiliyorsun işte. X'e baktık. Envanter, ığda Evet. arkadaşlar aynı. Bir arayüz değişikliğini fark edemedim. Yurtluk Ha, komple görevleri. aldım. Yurtluk Komple görevlerini aldım. burada görebiliyor muydum bilmiyorum. Iğdının solunda yurtluk görevini görebiliyor muyduk ya? Bu yeni gelmiş olabilir arkadaşlar. Belki de benim gözüme Iğının çarpmadı. solunda mı? Iğ'ya bastığında envanter çıkıyor. Solda yurtluk görevleri sekmesi var. Var mıydı hatırlayamadım. Var o şey dışarı çıkıyorsun abi. Dışarıda ona bastığın zaman sana en yakındaki yurtluk görevlerini gösteriyor. Hep vardı. Ha, okey. Ben gözümden kaçmış. Bu var. Zaten ayrıştırmada direkt buradan ayrıştırabiliyoruz. Bu da daha önceki sezonlarda gelmişti. L görevler, haftalık görevler. Burada bir değişiklik yok arkadaşlar. Aynı şekilde gördüğünüz gibi kalmış. Şeye basalım. PvP, PvE. Yeni PvE modu var mı? Yok. PvP'de kuşatma meydan aynı. Etkinliklerde Could you Akıncı, lend me a few sovereigns? Serbest, I'll pay it back. Honest. Tatbikat, Deathmatch, Deathmatch, Bölge Savaşı yok. Yeni, şimdilik en azından yeni bir etkinlik yok. Savaşa giden yolda aynı şekilde kalmış. Ve şimdiki V'de satış yeri, kaynak, pazar aynı kalmış. Evet, etkinlikler. Ödülleri zaten günlük giriş ödülleri falan bu mantıkla aynı kalmış haftalık. Bir dakika. V'ye mi bastıydık? Yok. O etkinlikler ve haberler. Haberlerde de şöyle. Bunların hepsini okumaya gerek yok şimdilik. İmparatorluk mağazasında 140 tane var bizim. Değişiklik yok gibi. 200'e yine tasla kalınıyordu. Bunlar aynı gibi arkadaşlar. Yeni bir şey göremedim. Ustalık tomar takası aynı. Levazım fişi takası da yine korunmuş. Bu etkinlikler devam ediyor. Önceki levazım fişleri bu sezonda kullanılmaya devam edecek arkadaşlar. Şunu alamadık. Envanterde yer mi yok?
Olabilir, şöyle kullanalım. Şöyle bir bunları atalım da. Şunu at. Ha, bunu bu deminki işte arkadaşlar. Ünite açmak için bir önceki sezon aldığımız şey. Bir jetonmuş. Gelen kutuma tamam. Bak diyor, ödülü almak için gelen kutuma bakıyorum. İşte ona ben de bakacağım da şu an yer açılmadı. Aç. Herhalde ondan mı diye ben de bakıyorum. Sürekli geliyor. Aa, ye. Sürekli geliyor. Tık 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 basıyorsun. Y'de ya, Y'de. Tam Y'ye geliyor. Tekrar tekrar gidip O'ya basıyorsun biriken. Evet, bunların hepsi arkadaşlar almış olduk. O'ya bir daha geliyoruz. Evet, bir tane daha geldi. Bir daha bakalım. Bu geliyor. Nereye kadar gelecek lan? Yok, bitti bende. Evet, direkt bir tane mor set verdi arkadaşlar, yükleme ödülü diye. Hayır, oyun ve genel iddia kuponu. 5 tane de önceki sezonlarda yeni başlayanlara oyun var ya, neler neler sunuyor ya. Ben bugüne kadar 38.308 sovereign yüklemişim, onun ödülünü verdi bana. Sen bugüne kadar kaç sovereign yüklemişsin, orada kaç yazıyor? Direkt sildim ya. Ha, gel o ya, ödüllere gel, harekat bildirimine gel. O etkinlik. Etkinlik değil, ödüller yukarıda. Ödüller, hareket bildirimi, evet. Yükleme, kaç yüklemişsin bu yükle? Ha şu. Üstteki. Toplam soven 13.493 yüklü diyor. Bugüne kadar yüklemişsin. 20.000 olursa aşağıdakini verecek mesela. Anladın mı? Verecek. Ben bugüne kadar 38.308 yüklemişim. Bir sonraki ödülüm 90.000'de. Okey. 90.000 olunca ne veriyor sana? Sarunit değil. Sarunit'in üstü değil. Sarunit'i ben aldım. Sarunit'i ben aldım. 90.000 olunca 3 tane legendary artileri veriyor. 20 tane de lotus suyu veriyor. Çok über bir şey vermiyor, evet, yani. Ben de mancanın için. Evet, yeni başlayanlar için mesela büyük bir yüklemiş olanlar için en azından. Direkt Sarunit'i böyle de alıyorsun. F4 ile de alıyorsun vesaire derken gayet İyi bir başlangıç yapılabilir arkadaşlar. Envanterde yer yok. 100 tane gümüşlük. 300k mı şey verecek? Yok, 6k'ymış. Ne açayım ki mızraklı çavuş silahşör, yığman, acar bantı. Bunlar şey. Şeydekiler. Bunu almak tamam. Şunları açalım. Basarım. Gelirim. Burada da level basarım buna. Bir tane daha unit açalım arkadaşlar. Kışlamız genişlesin. Gayet iyi. 10 taneydi. İddia kuponumuz vardı. 5 tane daha alacağız herhalde. Evet. Seçim kutumuzu da atalım şöyle. Şuradan Sadık Muhafız Mürtünü de kullanalım. Şunları bir, yeterli alanımız kalmadı. Yani heroik künye bunu arkadaşlar kullanamayız. Çünkü bizde bu ünitlerin hepsi açık arkadaşlar, mor ünitlerin. O yüzden ne yapabiliriz? Açık olmayan var mı ya? Yaman vardı bizde. Yok yok, bende yok yani. Aslında şey var, teberci mesela, teberci çavuşa geçtik ya, bunun önceki hali kullanılır mı mesela? Bilgim yok. İşte dursun abi, dursun. Şimdi onunla zaman kaybetmeyelim. Okey, sonra şuradan en son oradaydık. Etkinlik, haberler. Burası aynı şekilde.
kalmış. K'dan bakalım arkadaşlar. Aynı şekilde ne klan şey zaten. 3 kişiyiz klanımızda. Bu da okey. Y'de demin gelen şeyleri aldık. F7. CBL ikinci ekranda açılıyor arkadaşlar. Turnuva şeyleri. Bir de bu. Hesap hizmetleri. Ha, buradan direkt satın alınabiliyor. Değiştirme şeyleri. Bunlar önceki şeyde de vardı zaten. Geçen sezonda da vardı. Burada transfer arkadaşlar yapılabiliyormuş. Gördüğünüz gibi sunucu transferi de yapılabiliyormuş. Evet, arayüzün neredeyse her şeyine baktık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hani yeni ünitler haricinde, sezon ünitleri haricinde açıkçası çok bir değişiklik ben göremedim. Fark edemedim. Yeni bir hero yok. Teknoloji haricinde bir değişiklik yok. Onun haricinde ürün sistemi hala aynı. Başka da gözüme çarpan şimdilik bir şey olmadı. Var mı Kubilay sence? Sen girebildin mi? Açtın mı? Girdim. Ben de bakıyorum arada. Ha. Valla fark edemediğim bir şey varsa söyleyebilirsin. Yani şu an daha şeye bakabiliriz. Buradan bağışlardan, bağış mağazasına, imparatorluk mağazasında bir şeyler var mı yeni? Ona but da my father's sword, lions of the north will return again. Bunun bir öğrensem, iki mermili mi bu at? Yeni gelen şu at iki mermi galiba. Bilmiyorum, olabilir. Galiba iki mermi. O yüzden mermiye o kadar abanmak yerine atış hızını boşuna verdim. Atış isabeti. May the good fortune always be on you. Olabilir. Evet, bağışlar yine aynı, mantık aynı arkadaşlar. Bağış yapıyorsunuz, puan kazanıyorsunuz. Onlarla da puan biriktirince de açmak 25.000 yapınca da Aslan Ali Şimşek Yıldızı'na kadar ilerleyebiliyoruz. Bir tane 23.000'de bir kostüm varmış. Bunun kafalığını kapatırsan asas için benim bu silaha da uydu bu kostüm. Ya ben turkuaz böyle açık renkleri falan, şu renkleri seviyorum ya. Bu renk turkuaz değil ama ona yakın renkleri seviyorum. Güzel bir kostümmüş. Tabii kafalığı beğenmedim yine her zamanki gibi. Evet, iki tane 12.000'de ve 21.000'de yine bir süredir zaten ikili geliyordu burası. Taslak anlamında. 17.000'de A silah seçim kutusu var. Şuna bakabiliyor muyuz? Şahi topu koymamışlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Doktrin seçim kutularında neler var? Klasik. Tamam. Bildiğimiz seçim kutusu aynı şekilde kalmış. 3'ü zaten var. Bunlar vardı. Yeni bir Siroko zaten vardı. Yeni bir at yok arkadaşlar. Aynen, bir tek bu kostüm bu sezona has. Ve şu ünvan. Onun haricindekiler önceki sezonların devamı. Bir de şuradaki şöhret simgesi değişmiş. Bu sezona has. Şöhret mağazasına da girdik. Bir de şurada şunları görev vermiş başlar başlamaz. Bakalım belki bu sezona has yeni bir şeyler, rune doktrin ne varsa belki verecektir. Bir bakalım. Hold on. What were you just saying? Ne diyor o adam? If you can't defeat your enemy, run. Görev mi aldık? Haftalık görev yapmışız. Yok, bize bir tane ünvan verdi herhalde sadece. Kıyafet verdi lan. Lan nerede? Daha hangisini verdi? Komik bir tip. Çok önemli değil. Aurora'nın şanı. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi
değişiklikler. Özet geçersek sezon ünitleri gelmiş. Yeni sezon ünitleri her sezon geldiği gibi 3 tane ve birbirlerinin, yani sallıyorum işte, birim ağacında olanların evrilmesiyle oluşmayan direkt yeni ünitler gelmiş. Birim ağacında bir değişiklik yok. Onun haricinde başka da bir değişiklik açıkçası yok. Evet, CB 21. sezon ilk bakış böyleydi arkadaşlar. Bakalım oynayış sezon boyunca zaten yeni ünitleri oynayarak, onları keşfederek, yeteneklerini keşfederek, tabi ondan önce görevlerini yaparak, açarak geçecek. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Bay bay. Know that you can use